Hürriyet.com.tr'den herkese selamlar. Bugün Aynur Aydın'ın evine misafir olduk. Kendisi de Hürriyet'te bize misafir oldu, konuk oluyor. Bakalım neler bekliyor bizi bugün. Öncelikle bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben seni çok merak ediyorum. Ama bildiğimiz seni değil, o enerjinin, o coşkunun, o sosyal medyaya yansıyan Aynur Aydın'ın, o şarkılara yansıyan Aynur Aydın'ın aslındaki bu haline, karşımdaki haline çok merak ediyordum. O yüzden merakla geldim aslında buraya. Çok ürkütücü bu arada. Birisi böyle seni çok merak ediyordum da böyle oluyorsun. Değil mi? Acaba çıkacak mı falan. Sohbet içinde çıkar. Soruda evet belki evet. Çıkmıyor ama. Yani ilk soru da şöyle başlıyor aslında. Türkiye'de müzik piyasası sana ne öğretti diye. Girdin bu sektöre ve bugünlere geldin. Ne öğretti sana müzik piyasası? Daha şey olmamı, esnek olmamı öğretti. Almanya'da tabii ki her şey çok daha disiplinli ve zamanında işliyordu. Daha esnek olmamı, daha kaderi bırakmayı, inşallah, maşallah, bakarız bilmem ne. Bunları öğretti yani. Biraz böyle hayatın akışıyla beraber gitmeyi. Twitter'da bir Aynur Aydın var. Ve biz aslında özellikle son dönemlerde galiba işte şarkı söyleyenlerde, sanatçılarda Twitter'da aman biraz daha sadece özel günlerin paylaşıldığı bir profil görüyoruz. Sizin evet. Burada görünce bir fenomen mi doğuyor mesajlarını görüyoruz aslında orada. Twitter mecrası kendini ifade etti mi mecra mı? Öncelikle onu söyleyeyim. Aslında bana ilk tanıştıran 2011'in sonunda ben Türkiye'ye geldiğimde bana ilk patron zaten Twitter'da tanıştırdı. Seyhan Müzik dedi ki sana bir tweet hesabı açmamız lazım. Ondan sonra ben böyle tam o şeyi kavrayana kadar ilk başta böyle saçma sapan bilmiyorum. Bir de bu arada benim böyle silme alışkanlığım da yoktur. Ta notları 2012'ye aldım, kadar geçersen neler neler vardır yani. Böyle saçmaladığım, komik komik şeyler attığımı hatırlıyorum. Sonra sanırım bir fırça yedim bununla ilgili. Uzun bir süre sadece işimin dışında hiçbir şey paylaşmadım. Sonra bana böyle bir beni rahat bıraktılar sanırım. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Orayı biraz daha böyle deşarj olabileceğim, günlük gibi. Hani ileride dönüp baktığımda ya evet bunu da o gün bu yaşamıştım, bunu yaşamıştım, buna tepki gösterdiğim. Aslında ben Instagram'daki storylerimi de öyle kullanıyorum. Çünkü 2018'e geriye dönüp baktığımda onun için de silmiyorum mesela. Aa evet o gün buradaydık. Aslında çok güzel de bir şey. Yani hiçbir şey silinmiyor, her şey bir şekilde kalıyor. Daha kalıcı bir hayat sanırım. Şimdi rahat, aslında rahat bir görüntü var orada. Rahat olmak beraberinde özgüven getiriyor. Fakat mutluluk getiriyor mu? Hani böyle takılmak, böyle olmak, böyle kendini göstermek. Yani ben mutlu olmasam zaten paylaşmam. Çünkü benim mizah olarak da yani beni mutlu etmeyen hiçbir şey yapmıyorum. Ben mesleğime mutlu olduğum için zaten icat ediyorum. Mutlu olmasaydım başka bir şey yapardım. Sürdürülebilir bir şey mi bu duygu senin için? Tabii ki. Hani beni mutlu ediyor. Onlar da o an ben inan onlardan daha çok gülüyorum. Bana böyle komik bir şeyler yazdıklarında benim çok hoşuma gidiyor ve çok gülüyorum ben bu duruma. Yani abla of ya yine mi işte torbacının ismini söyle falan dediklerinde bana gülmem geliyor. Çünkü ben alkol bile kullanmayan bir insanım. Komik onun için gülüyorum yani. Z kuşağını bunu o anlamda etkilediğini düşünüyor musun? Böyle çok anladığın için kopukluk yok aslında senin jenerasyon. Yani senin bakış evet. Açında dokunabiliyorsun o jenerasyona. Evet çok ilginç bir şekilde yani aslında bayağı bir yaş farkımız var. Ben 35 yaşımı geçeceğim şimdi. Rica ederim 18. Ama evet annem babam hep diyordu yani 18 yaşımdan sonra zaten kayıp yani ondan sonra gelişim bir şekilde durmuş bende belki de ondan yani. Şey ne yani sürekli böyle bir sana baktıkça da o aklıma geliyor. Yerinde durmayan zıp zıp zıplayan falan o yaramaz kız çocuğu vardır ya. O yaramaz aslında kız çocuğu musun? Aslında böyle aslında baksana çok da şey. Gayet evet. Değişken aslında her insan gibi değişiyor. Ama şey görev insanıyımdır. Hani şu an mesela röportaj veriyorsam gayet üstümü giyindim, makyajımı yaptım, hazırlandım, oturuyorum. Şu an konuşuyorum ama görevim bittikten sonra evet şeyimdir. Zıp zıp zıpımdır. Var öyle bir tarafım. Şimdi konuyu kapattık fakat ben sormazsam yetişeceğim bu noktada. Şöyle sormak istiyorum. Şimdi demişsin ki gündemle alakalı yani o konu çok konuşuldu. Bir sütyen konusu var çok konuşulan. Orada şunu demişsin. Ve hakikaten o açılaman da bence çok öne çıkmadı. Ben satır aralarında yakaladım resmen yani. Evet. İşte erkek kravat takması neden o kadar dikkat çekiyor? Ben burada kadının obje olmasından aslında rahatsızım ve farkındalık
çektim. Bence de çekti zaten. Çok konuşuldu evet. Ama insanlar başka anladığı yerden anladı. Aynen. Anlaşılmadığın için rahatsız hissettin mi? O konuyla alakalı böyle bir rahatsızlığın oldu mu? Ve yoksa ben ne yapıyorum arkadaş? Keşke böyle bir şey yapmasın. Yok. Çünkü insanlar zaten neyi anlamak istiyorlarsa onu anlıyorlar. Ben seyirciye biraz zaman da bıraktım aramda. Hani zamanı geldiğinde beni mutlaka anlayacaklardır. Aa evet, bu aslında hiç de böyle bir kız değilmiş diyeceği zamanların da geleceğini biliyorum. Onu da sadece yaptığım işlerde artık anlatabilirim. Bazen öyle zaman zaman yanlış anlaşılmalar elbette olacaktır ama... Ama eğlence olarak da görenler çok oldu yani. Bununla eğlenenler tabii, de çok oldu. Tabii bir kesim hatta bayağı destek çıkan da oldu. Beni sadece o başlıklar artık çok rahatsız ediyor. Çünkü sürekli sanki ben bunu konuşuyormuşum gibi, ben bunu gündeme taşıyormuşum gibi böyle bir şey yokmuş gibi kadınlar sizi evet, kullanmıyormuş. Hayır, konu o da değil. Konu burada sürekli o başlık. Çünkü hangi röportajı versem 30 tane soru var. Aralarında bir tane bu soru var. Başlık ama bununla ilgili atıldığı için halk olarak da haklı olarak da yine bu konuyu konuşuyor diyor. Ama soran siz dersiniz. Ben bunu konu yapmıyorum yani. Konu olması bile aslında saçma. Şimdi biraz müziğe geçmek istiyorum. Evet. Arabanın radyosundaki mesela şarkı, 3 şarkıyı çok merak ettim. Eksik etmediğin şarkıların var mı? Sadece araba değil yani, telefonunda uyumadan önce böyle hayatında tüketmediğin henüz şarkı var mı? Bu aralar Charlie Puth'a, Girlfriend'e çok taktık. Tüm yaz boyunca onu dinledik. Sonra tüm yaz boyunca İbrahim Tatlıses'in neydi o? İşte ben böyle bir akşamda... Hangisiydi o şarkının ismi neydi? Şarkı hatırladık da... Akdeniz akşamlarında taktık. Onda çok eğlendik o şarkıyla. Bu aralar en çok ama Charlie Puth dinliyoruz deli gibi. Bir de çıkartmadığım bir iki tane yeni şarkım var. Onu çok dinliyoruz. Evet, bir tanesini dinledik. Çok hoşumuza gitti. Çünkü Ozan Bayraş'a yaptı aranjelerini. Onlar bizi çok heyecanlandırıyor şu an. Şarkı çıktığı zaman şey derler genelde. İşte sorarım mesela. Çok dinlediğimiz için. Evet. Öncesinde o artık insanlar evet ya, ben mi çok tüketiyorum. Kendi şarkılarımı da çok tüketiyorum. Başkalarının şarkılarını da. Hani bir şarkıya takıyorum ve o şarkı en az 100 kez falan dinleniyor o 5 gün içinde. Bıkmanın derecesi ne oluyor? Bir daha hiç duymak istememek mi oluyor? Yok, yine seviyorum ama sonra bir ara veriyorum, unutuyorum. Ama var. Ben mesela çok sevdiysem bir kere dinleyip sakladığım şarkıları da oluyor benim mesela. Hiç, evet. Çünkü tüketmemek için o saygıdan herhalde. Aa. Evet evet. Ama zorlanıyorum da aslında ama duruyor kenarda. Yok, ben böyle sonuna kadar şeyde de yani, o sanırım ilişkilerimde de öyle. Sen... Hani çok sevdiğim zaman çok yoğun seviyorum. Çok geleceğiz, yoğun geleceğiz oralara. Ya şimdi... Şeyde yani, bu mesela şu an benim dünyamda en aktüel sevgim Bihter mesela, hayatımda 3-4 aydan beri var. Yavru kedim. İçime sokasım geliyor. Yani ben onu eve girdiğimde, kapıyı açtığında bu benim yanıma gelmesi bile bizim böyle bir coşkulu bir 5 dakikamız var yani. O da seni motive ediyor aslında eve gelmeye. Evet. Çünkü ne yaparsan yap sana hep veren bir sevgi var. Evet evet. Aslında. Arkadaş çok iyi şarkılar yapıyordu fakat son zamanlarda o yemeği devam ettiremedi dediğin kişi var mı? Sanırım bir dönem belki de çok çok iyi şarkılar yaptığı için Sıla diyebilirim. Ama son şarkısını da çok sevdim. Karanfil çok başarılı. Ama böyle bir hafif bir şeye uğradığını söyleyebilirim. Çünkü çok seviyorum yani yaptığı şarkıları. Ama toparladı. Karanfil'i çok sevdim. Challenge'a geçeceğiz. Challenge tamam. Bölümümüz var. Şimdi hayatında en sinirli. Baba. En saf. Ben. En çok para harcayan. Ben. En sorumsuz. Sorumlu sorumsuz ama aralarında belki en sorumsuz yine Kurtuluş'tur. En komik. Yine Kurtuluş. En şaşırtan. En şaşırtan sanırım genel olarak kısa vadeli hayatıma girip çıkan insanlar. Ne oldu? En kıskanç. En kıskanç genellikle işte kısa vadeli hayatıma giren çıkanlar oluyor. Programın en güzel yeri oldu burası. Devam ettirmiyorum. Evet. En son en çok bölümümüz var. He. En son en çok istediğin şey neydi? Kadıköy'de bir lahmacuncu var.
Onu istemiştim, yedim. Aa, iyiymiş, ne kadar beklendi. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Sanırım Bihter'e baktığımda, çünkü aslında Bihter'i başka bir yuva bulmuştuk ve vermek zorunda kaldığım an çok ağlamıştım ve vermemeye karar verdim. En son en çok neye şaşırdın? Neye şaşırdım? Kurtuluşun sorumsuzluğu. Şaşırdığıma şaşırdım. Çünkü aslında hiçbir şey şaşırtmıyor artık beni. Şaşırtmıyor mu gerçekten? Yok. En son en çok neyi yanlış anladın? En çok. Aa, ben sürekli her şeyi yanlış anlıyorum. Özellikle Türkçe ise her şeyi yanlış anlıyorum. En son en çok neye hayır dedin? Bu aralar her şeyi aslında çok fazla hayır diyebiliyorum. Diyebiliyor musun? Öğrendim. Son 1-2 sene çok hayır demeyi öğrendim. Evet. Neye hayır dedim en son? Genellikle bir yere gitmek konusunda. Çünkü evcilimdir. Seviyorum yani evde kalmasını. Bir bölümümüz var. Sadece o bilecek bölümü. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Ben seni her zaman çok sevdim. Vay. Böyle bir şarkı da yapsan şu an, ama ben seni her zaman çok sevdim. Sevmediğini mi düşünüyordun? Sanırım öyle, evet. Ama hala çok seviyorum. Sadece dönemsel olarak şu an görüşmüyoruz. Benim en çok zorlandığım şeyden bir tanesi cevap geldi. Şimdi soramıyorum kim diye. Çünkü bölümün şeyi. Kendini affettirebileceğin bir andasın şu anda. Seni evet. Dinliyor. Anlatır mısın? Ben bugüne kadar kimseye yanlış yapmadığım için böyle bir affetme gibi bir durumum. Çok iddialı. Gerçekten ama öyle. Şeyimdir yani, doğrucu Davut'umdur. Aksi olsaydı affettirir miydin? Aksi olsaydı. Tabii ki, evet. Aksi olsaydı evet, mutlaka. Ama eğer olduğunu ki kabul değer, ettirmek de zordur o zaman. Değer verdiğim ve sevdiğim bir insansa evet. Challenge'dan bağımsız atıştık seninle. Evet. Ama birbirimize değer veriyoruz. Cinsiyetin önemi yok. Atıştık, birbirimize değer veriyoruz. Haklısın ya da haksızsın ama gerçekten çok değer veriyorsun. Kendini şeye çeker misin, yoksa gurur yapmayıp arayıp bir şey yapar mısın? Eğer beni sevdiğini hissediyorsam, hani benim için çünkü en önemli detay saf sevgidir. Evet. Sevgi ve saygı. Eğer o varsa ortada ben ararım. Ama ben genellikle uzaklaştığım her insanın altında ark niyet ve sevgi olmadığını hissettiğim için uzaklaşmışımdır. Benim mesela, benim için hırsızlık bile, şey bile arkadaşlığı bitirmek için bir sebep değildir. Ama ark niyet ve sevgisizlik bende asla affetmediğim bir şey. Peki o zaman onu nasıl sevdiğini tarif eder misin şu anda? Tabii ki, bir de insanın hayatında o kadar çok fazla sevdiğin ve saydığın insanlar var ki. Genellikle, ama hepsi tabii ki şu an benim hayatımda olmayan ve gerçekten değer verdiğim ve sevdiğim bir insan de şu an varsa, biraz daha büyüdüğünde tekrar yan yana geleceğiz. Vay, eleştirdin aslında. Mecaz mı vardı burada, biraz daha büyüdü? Çok derin bir cevap geldi burada ya. Gerçekten. Anlayacak mı bunu izlerken? Bilmem. İnşallah anlar. Bilemem yani, öyle bir, ama öyle bir yerden sıkıştırıyorsun ki insanın en özelini, derinini. Yok, asla ben özel. Sadece onu... Ama yani sonuçta ben biliyorum. Evet. Bazen hani bir sayfa, bir dosya kapatıyorsun, sen onları şu an tek tek açtın, önümüzü serdin. Kapanmamış yani. Kapanmamış ki, açtım. Evet, bazen de kapanmıyor. Çok ilginç ve bu yüzden galiba bunları sormaya çalışıyorum. Çünkü hayatın akışı içerisinde biri karşınıza geliyor, ben, bir şey soruyor ama gündelik hayatınızda aslında kapatmış olduğunuz o defterin içerisinden öyle bir şey çıkıyor ki, evet, hayatınızın akışındaki kendinizi sorgulayıp bir şey çıkartıyorsunuz bence. Güzel, çok da bölünme kötü değil. O sürprizi gerçekten anlamamıştı. Sence neden? Yo, bugüne kadar herkes benim sürprizimi anladı. Yani yaptıktan sonra anlamış oldu. Şimdi farklı bir bölüm. Arkadaş bunca yıl geçti, hala aklımdadır diyorsun. Ne saçma bir anıydı. Hangi anıydı? Yani var böyle. Benim birisini böyle çok, özellikle çok hoşlandığım birisi olduysa çok saçmaladığım olmuştur. Anı? Spesifik bir anı alabilir miyiz? Yok. Tamam. Çok utanmıştım. İşte o an, işte utanmıştım da sonra. Nasıl bir anıymış o zaman? Üzerine düşündükçe kendimi tanıyamıyorum. Yine o an. O da, onlar da var. Onlar da var. Hepimizin hayatında böyle şeyler var. O gün o kararı verseydik bugün ne olurdu acaba? Sen o soruyu soruyorsun ya. Benim bir tane anı aklıma gelmiyor. 20 tane geliyor ve o 20 tane anın ya da o 20 tane cevabın arasındaki
bir tanesini seçmek bile zorluğu burada. Kafamı karıştırıyor yani. Ama bugüne kadar yaptığım her karar, yaptığım her şey beni ben yapan oldu. Onun için hiç pişman değilim. Çünkü hayatımın en verimli, en mutlu dönemini yaşıyorum. Onun için hiç pişmanlığım duymuyorum yani. Ama farklı farklı anlarımda farklı farklı kararlar verseydim tek pişmanlığım sanırım belki de bugüne kadar hiç çocuk sahibi olmadım. Belki çocuğum olsaydı güzel olabilirdi yani. Çok fena reddedilmiştim. Ha evet. Reddedildim. Eğlenceli bir reddedilme ama. Nasıl? Çünkü hoşlandığım kişi şeymiş. Gaymiş, onu sonra öğrendim. Reddedildikten sonra mı? Tabii tabii bunu bilmiyordum. O dönemde çok hoşlanıyordum. Hatta kendisi sürekli beni çiziyordu, şey yapıyordu. Böyle ben de şey zannediyordum, hep çok romantik bir an yaşıyoruz falan. Sonra yemeğe gitmiştik. Yemekten çıktık, yürüyüş yaptık bilmem ne. Ben de biraz işte bir şeyler içmiştik. Dedim hani kendisi bana şey dediler, ben şeye yordum hani çok çekingen, çok utangaç olduğu için ilk adımı ben atmam gerekiyor diye düşündüm. İlk adımı ben attım ama ben attıkça o benden kaçtı. Sonra böyle bir kovalamaca falan olmuştu bayağı. O kaçıyordu, ben arkasından koşuyordum. Sonrasında öğrendim. Sonradan öğrendim evet daha. Farklı. Ne yapsan değil mi? Parayla elde edemeyeceğim bir duyguydu. Sanırım ilk halk konserimde on binlerce kişi bir ağızdan şarkıma eşlik ettiğinde. Çok iyi. Nasıl çıktın? İnsanlar elinde mikrofonu söylüyorsun. Şarkıyı söylüyorsun. Tetirdin mi? Heyecanlandın mı? Tabii. Şaşırmıştım. Bir de bende böyle şey vardı çok uzun süre. Böyle bir 2012'de çıkış yaptığımda benim kariyerim böyle istediğim gibi gitmedi. Ve çok fazla üstüme oynayan şeyler de oldu. İşte tutmadı, olmadı, yok işte bak başarısız bilmem ne. Ve siz buna inanıyorsunuz. Ve ben o inanmıştık da aslında böyle buruk bir Aynur sahneye çıkıp bir anda işte Aynur, Aynur deyip deli gibi şarkılarımı bir ağızdan söylemeleri beni öyle değilmiş, bunlar biliyor falan olmuştum yani. Valla iyi de olmuş. İnsan hayatında çok izole edemiyorsun sosyal çevresinden evet. Öyle insanları. Bazen özellikle bizim meslekte çok şey yapamıyorsun artık yani. İzole edebiliyor musun, ayırabiliyor musun? Ayırt edebiliyor musun? Evet evet artık onu da. Tabii ki. Yani benim için sektörel bir de genellikle hani şöyle bir şey de var. Ben eskiden çok o oyunlara düşerdim. Aa benim iyiliğimi istiyor onun için. Aslında hiç öyle de değil yani. maalesef özellikle Türkiye'de de bu arada Avrupa'da mesela ayıptır. Misal veriyorum ben senin gömleğini beğenmedim. Ama bunu söylemem. Yani ya da bir fikir de beyan etmem. Bu senin stilin. Hani ben sana gelip de acaba böyle mi giyinseydin şeyi aslında saygısızlık. Çünkü sen bunu böyle giyinmek istemişsin, giymişsin. Bu arada gömleğini beğenmemen senin diye yok, değil. rica ederim. Misal verdim sadece. Ama Türkiye'de mesela çok vardır. Fikir sormadan fikirlerini beyan edenler ya da sanki onlar bu işi daha iyi biliyormuş gibi sana akıl verenler çok var. Ama bir şekilde açtım bugünlere geldiğimi. Evet, evet. Şarkıyla Anlat Kendini bölümüne geldik. Şarkıyla Anlat İlk Kendini. İlk kez sana özel böyle bir bölüm yaptım. Şarkıyla Anlat Kendini. Evet, ben soracağım. Cevabı şarkıyla vermeni isteyeceğim. Şarkı söyleyerek mırıldanarak. Tamam, okey. Bir telefon geldi. Ve yıllardır hayalini kurduğun bir işin netleştiği haberini aldın. O sevinci hangi şarkıyla karşılardın? Şarkıyı söyler misin? Gözüm kara kalmadı, yara oldu, rengarenk. Yataktasın, bir o yana bir bu yana dönüyorsun ama içinde kasvet hakim. Balkona çıktın, rüzgar esiyor, darlanıyor için. Hangi şarkı? Salla, yapamam senle asla, deli yok karşın valla. Bir daha olmaz yapma, unutursun zamanla. En heyecanlı hissettiğin sahne için yolda giderken mırıldanıyorsun. Ne söylersin? Kuliste hazırlanıyorsun ya da. Kuliste hazırlanırken genellikle hangi... Koti! Hangi şarkıyı söylüyorum ben hazırlanırken? Ne yaparken?
kuliste hazırlanırken. Hazırlanırken en çok... Warren Charlotte Girlfriend. Hayır. En çok şeyi okuyorum bu arada. Güllerim soldu. Biraz mırıldanır mısın? Bir tek sana güvenmiştim. Öncem yoktu, sonram yoktu. Soyundum, sevinç giyindim. Sevilmek sanki bir suçtu. Twitter bölümüne geliyorum. Ya. Seçtiğim tweetlere bakalım neleri seçmişim. Tamam. 5 tane seçtim. Hı. Kırmızı bir tweetle başlayalım. Neyim ben, ihanet makinesi falan mı? Bu tweet ölüsüne mi atıldı? Yok. Hayatımda tabii ki haksızlığa uğradığım ve ihanete uğradığım insanlar oldu. Ha, bu özel hayat dışında da ihanetten de bahsediyoruz. İş olabilir, sosyal hayat olabilir. Yok, genel olur. Benim işim şeyim de bir, yani hayatım bir parçası olduğu için özel hayatım, iş hayatım, her şeyini kapsıyor yani. Her kadının hayatına bir erkek eşen girmiştir mutlaka. Evet. Barış Ardu, çok şanslısın. Gupse Özal gibi mükemmel bir kadınla evlendin demişsin. Bu tweet'i seçmemin nedeni çok bunun zıttı görüşler paylaşıldı ve aslında Gupse Özal biraz yıpratıldı gibi süreç oldu aslında. Evet. Ki ne kadar çirkin ve ne kadar ayıp yani. Bence çok güzel ve çok başarılı çok bir kadın. Kesinlikle. Ve ben... O yüzden attım. Evet. Buradan da sevgiler kendilerine. Bu yumurtluklar diyoruz. Mezarının başında bile sevdiğini söyleyemeyen bir adam için öldün. Ah be biter. Gerçekten cesaretsiz miydi sence? Evet. Kesinlikle cesaretsizdi. Ama o kadar süreci devam ettirdi. Çünkü ya biz ne ara Aşk-ı Memnu'ya geldik. Aynen, aynı tweetten geldik. Yani Aşk-ı Memnu, yani Behlül karakteri sanırım her şeyi isteyip, her şeye sahip olup ama hiçbir şeyden feragat etmek istemeyen bir kişilikti. Yani risk almayıp, hani çok diyorlar mu kötü ona? Bu? Yok, aslında sadece zayıf bir karakter olduğunu gösterdiği için. Bihtar daha güçlü bir karakterdi tabii ki. Daha gözü karaydı. Genellikle de kadınlar daha güçlü oluyor o konuda. Sen güçlü müsün? Yani karşımda eğer değer bir insan olsaydı ya da değmiş bir insan için tabii ki elbette. Ama bugüne kadar açıkçası gerçekten beni seven ve... Ben olduğum için benimle beraber olan çok az insanla karşılaştım. Özellikle bu mesleğe girdikten sonra eskiden çok klişe bulurdum bu lafları. Hani saçma diyordum. Maalesef gerçekten böyle oluyor. O yaşı büyüdüğünde peki? O kişinin yaşı büyüdüğünde değişecek mi o zaman? O erkek olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki bir kız arkadaşıma söyledim. Belki bir kuzenime söyledim. Hissettim. Belki bir... Dünyanızı değiştirmeyi düşündünüz mü? Ne gibi? Sizi siz olduğunuz için seçebilecek bir dünya içerisinde kendinizi attınız mı sosyal çevre olarak? Yani diyorsunuz ya, çünkü Aynur Aydın gerçeği var. Evet. Ama aslında siz ondan izole bir şekilde bireysel bir ilişki yaşamak istiyorsunuz zannediyorum, o sevgi hissetmek için. Öyle evet. Bir çevreye kendinizi attınız. Ben aslında yani günlük hayatımda hiçbir zaman Aynur Aydın gibi davranmıyorum. Ama insanlar sanırım benim, daha doğrusu şöyle anlatayım. Benim yaptığım mesleğimin ya da benim hayatımdaki artılarından faydalanmak isteyen çok fazla insan var. Ve zaman zaman o faydalanacakları şeyler onlar için daha bir önem. Onlar için daha önemli. Aynur'un dışında onlar daha önemli oluyor. O da zaten. O da üzen tarafta o oluyor. Bence şey gibi, statü gibi, para gibi, işte şöhret network. Gibi, network gibi. Ama bunları yaşamanızda bence çok güzel olmuş. Çünkü artık evet, çok, tabii daha, ki. Çok daha hassasiyetle seçeceksiniz. Evet. Şimdi boşlukları doldurma kısmı var. Hı. Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu nokta nokta nokta. Mesela benim ilk albümüm 20 bin adet sattı. Çok iyi bir rakam ilk albüm için. O albüm başarılı bir albümdü. Sadece nokta nokta anlarında huysuz olurum. Ay, çok fazla huysuz olduğum anlar var. Uykum varsa açsam, telaşım varsa bir yere yetişmek için. Mutluyken bana... Bir de bir şeyi çok fazla tekrar etmek zorunda kalırsam.
O zaman da ben biraz söylenmeyi seviyorum sanırım. Yani keyif alıyorum o. Yani bana keyif veriyor. Besleniyorsun onu. Ha, hoşuma gidiyor. Acaba söylendiğin kişilerin de hoşuna gidiyor. Evet, ben söylenmeyi seviyorum. Söylenirim. Bence güzel bir itiraf bu insanın kendisiyle ilgili. Evet, söylenirim yani. Maksimum ama o da birkaç dakika. Mutluyken bana nokta nokta demek tadımı kaçırır. Ay otur, tamam biraz otur artık ya da böyle. Evet, o benim tadımı kaçırır. Tam o anda nokta 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 olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım içimde. O hep oluyor. Ben hiçbir şey içimde tutamıyorum. Ve bir tweet paylaşacağım. Aklıma aniden her şeyin en iyisine layık oluşum geldi. Böyle hissediyor musun? Çok iyi değil mi? Çok iyi. Bununla ilgili de bir hikayem var benim. Ben bir gün benim ilk yapımcım, yurt dışındaki yapımcım, Sharon Maddens'da Paris'te Hotel Cost'ta oturuyoruz. Hotel Cost'un işte restoranında. Bana böyle çok güzel kıyafetler almış. Yakında klip çekimim var ve ben böyle mutsuz bir şekilde oturuyorum. Neyin var dedi. Ben böyle çok mütevazı bir aileden geliyorum bu arada. Dedim ki bilmiyorum, beni bu şeyler sanırım biraz üzüyor dedi. O da çok zeki bir adamdır. O da dedi ki Aynur dedi, sen dedi kendine dedi bunlara layık olmadığını mı düşünüyorsun dedi. Bu mu seni mutsuz etti dedi. Sanırım evet dedim. Yani sonuçta hani annem babam işçi, evet çok güzel kendimi çalıştıktan sonra her zaman her şeyimi alabildim ama o çok bambaşka bir boyuttaydı bir an girdiğim yaşam stili. O da dedi ki hayır dedi, sen çok iyi bir insansın, çok güzel bir insansın, her şeyin en iyisine layıksın ve bundan sonra kendine bunu hatırlat dedi. Bana bunu deyince tüm dünyam değişti ve her zaman dedim ki evet, ben her şeyin en iyisine layıkım. Zaman zaman insanlar bir şeye sahip olmanın mutsuzluğunu bile yaşayabiliyor çünkü kendini layık hissetmiyor o şeyi. Çarpıcı söylediğin şey. Ve ben artık mutluluğa da layık, her insan aslında böyle, her insan en iyisine layıktır. Çünkü sistem ve dünya zaten bunun üzerine kurulu. Vay, çok çarpıcıydı. Bir de yaşadığım yanı üzerine bu iyi geldi. Böyle bir ve bazı konuşmalar bir ömür kulağından çıkmaz insanın. Öyle bir konuşma olmuş senin için. Evet. Proje, şarkı, insanlar bekliyor. Aynur Aydın ne söylemek ister? Ne oluyor? Ne zaman bizi şarkında buluşturuyorsun? Yani bu aralar çok fazla var. O kadar çok fazla yeni projeler var. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Gerçekten çok fazla projelerim var. Bunların içinde bir tane işte dizi de var. Belki bir diziye başlıyorum şimdi. Bir program var. Belki bir televizyon programına başlıyorum. Yani çok fazla, hani hayatımda son 1-2 ayda o kadar çok şey değişti ki. Oyuncu olarak mı göreceğiz seni? O da olabilir. Hani çok fazla yakıştırıyorlar beni. Ondan sonra işte Diğer Yarına klip çektik. Ondan sonra Bünyesi'de benim orkestra şefimle ortak bir şarkı yaptım. Ozan Bayraşay'la 3 tane şarkı hazırlıyoruz. Başka meslektaşlarımla şu an işte şarkılar hazırlıyorum. Almanya'da bir tane televizyon programına katılıyorum. Öyle dolu dolu bir şeyler geliyor. Pandemi sonrasında nasıl bir çılgınlık, nasıl bir ben hareket? Bana evet, bende böyle bir şey oldu. Pandemi süreci hani böyle zoraki duraksattı ya beni. Evet. Kaç ay? Şeyi anlatsana lütfen. Ben bundan dün mü, evvelsi gün Diğer Yarının ilk çok kısa bir şeyini Instagram'da paylaştım. Şey yazmışım, 14 Ağustos yazacağıma 14 Mart yazmışım. Tam pandeminin? Hayır, bundan 2 gün önce. Kurtuluş aradı beni, böyle yaptı. 14 Mart ne dedi böyle. Böyle yaptı. 5 ayı yaşamadım ki ben. Ha, sen bilinçli mi attın? Sonra değiştirdik. Güzel bir gönderme olmuş, metafor olmuş yani pandemi, evet, dönemine. Ve bence çok hızlı giriyorsun. İnşallah da böyle bu hızla devam eder istediklerin. Bakalım hani biz böyle akışa bıraktım aslında her şeyi. Akışa bıraktığın zaman da her şey çok daha hızlı gelişti. Hani ben böyle normalinde çok aktif bir insan değilim. Bir şey böyle yaptım mı en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama buralar sanırım evrende benim tarafımda, yani öyle bir şeye girdik bir değil. Düzeni. Dolunay da geçti ama aynen huzursuzluk gitti. Evet. Sen hissediyor musun, yanıyor musun astrolojiye? İnandım son dolunayda yani. Öyle bir huzursuzluk oldu artık, git dedim. Değil kurtulayım. Evet, çok kötü ya. Oldum ya. Direkt bana dokundu yani. Hayatından çıkanlar oldu mu bu birkaç ay önce? Olmuştur. Oldu. Böyle çok radikal.
Röportaj terse döndü. Oldu mu merak ettim. Ya olmuştur. Evet. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz. İyiler kötüler komple ayıklandığı şey yaptığının, doğruyu yanlışı çok daha net gördüğün artık bir perdenin olmadığı bir dönemin içindeyiz yani. Bunu yaşıyorsun sen de o zaman. Hı hı. Tabii ki herkes gibi. Ben çok keyif aldım. Evet ben de. Merak ettiklerimin karşılığını bulduğum bir içerik oldu aslında. Çünkü her şeyin Aynur Aydın'ın tanımını ben merak ediyordum. Hı hı. Eminim izleyenler de böyle su gibi akıp geçecek bu bölüm. Çok ama teşekkür ederiz. Ama iddialı değilimdir yani. Bizleri misafir ettim. Ben rica ederim. Konuk oldum bizim kanalımıza. Ben rica ederim. İşte programın sonunda geldiğimiz nokta. Yorduğum için öyledir belki de. Ay işte rica ediyorlar. Arkadaşlar Aynur Aydın'la şahane bir içerik bizlerle oldu. Umarım sizler de izlediğiniz zaman bu hisse kapılacaksınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.